Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarını 7-14 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için falımı kapattım. Umarım sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Bol kazançlı olur, aşk dolu olur, sevgi ve huzur, en önemlisi de sağlık dolu olur. Bir yaştan sonra sağlık demeye başlıyoruz. Kusura bakmayın, gençler bunun farkında değiller ama hani orta yaş artık sağlık sağlık demeye başladık. Yani ben başladım şahsım adına. Bu nedir arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz böyle? Burası neresi biliyor musunuz? Hane bölümü. İlişkiler, şuradaki kalbi görüyor musunuz? Karanlık bir kalp yalnız bu. Bakın şuradaki görseli şöyle gösteriyorum size. Direkt burada bir kalp var. Ama kalpte uzayan giden konular. Hemen ben ilişkiler diyeceğim. Burada ilişkilerle alakalı konuşmaya başlayacağım. Şimdi burada bu hafta Pazartesi günü geçtiğimiz haftaya geçmişe doğru bakar görünüyorsunuz. Yani geçmişte ne oldu? Geçtiğimiz hafta ne oldu? Neler yaşandı? İlişkiler ya da hanenizde yaşanmış olan, size sıkıntı veren, tüyleriniz diken diken eden bir mevzu. Rahatsız olmuşsunuz bir şeyden. Bununla alakalı da aslında bir kalp kırıklığı yaşanmış görselleri var. Partner ve ikili ilişkilerde küslük görselleri de var aslında. Pazartesi küs olduğunuz bir kişi ya da bir konu olabilir. Burada ona arkanızı dönmüş, neden bu olduğu sorgular görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu küs olduğunuz kişiyi de burada görüyorum. Küçülmüş, kafasına takmış, önüne bakmaya çalışıyor. Ama aranızda bağ aslında burada daha çok ya sevgili ya eş görsellerinde çıkıyor. Bir tıkanıklık, bir sıkıntı yaşanmış. Kafanızın üstünde işte buradaki kalp kırıklığı, sevgide istediğin karşılığının alınmaması, aşk konularının kötüye kullanılması ya da aşk konularıyla alakalı kötü bir haber, sevmeyeceğiniz, keyif almayacağınız bir haber ya da gün ifade ediyor bize. Buna da baktığım zaman pazartesiden salıya diyebileceğim bir gün, salıyı da kapsıyor. Burada sanki eliniz dolu dolu bir sıkıntıya doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Yani aslında elinize aldığınız konular sıkıntılı. Ve bundan sonrasında bu konuları taşırken yorulmak istemiyorum deseniz de yorulacağınızı farkındasınız. Bu konuları nasıl aşarım, bu konuları nasıl toparlarım der gibi çıkıyorsunuz. Burada havada kalma görselleri var. Hatta burada kalbe toslamış bir araba görüyorum. Araba demek aslında bir yere gitme birincisi, bir de bir şeylere başlamak anlamına geliyor. Burada ilişkiyle alakalı yanlış yapılmış. Yanlış var ya, direkt yanlış toslamış birisi yani. Ya siz ya karşınızdaki kişi ilişki konusunda duvara toslamış görselleri var. Ve bu aslında konuşarak da çok çözülecek bir konuymuş gibi de görünmüyor. Mesafeli durma net olarak var. Birçok balık aslında bu hafta küsebilir. Kalbini kıran bir partnerle karşı karşıya gelebilir. Bir duyum alabilir. Bu duyumdan dolayı nasıl ya? Bundan sonrası nasıl devam ederek getirebilir kendine? Baktığın zaman bakın şimdi bu kalbin devamı hafta sonuna kadar hiç de içinizden çıkacakmış gibi durmuyor. Pazartesi, salı, çarşambadan sonra aslında rahatladığınız, önünüze baktığınız, gene birliktelik devam ediyor burada ama kafanızda uzattığınız, çözmek için zamana bıraktığınız bir süreç görünüyor. Ama baktığım zaman İç dünya olarak hiç de unutacağınız bir mesele olmayacak. Takılmışsınız ve bu haftada takılıyorsunuz. Takıldığınız için de aslında hani partneriniz ne kadar sizin yanınıza gelip konuşmaya çalışsa da bir şeyler söylese de böyle almaz bakışlar ya da küs bakışlar diyebileceğim bakışlarda da görünüyorsunuz. Bu hafta hanenizde ya da ilişkinizde bir sıkıntı yaşanır ve bu uzar. Kabul etmediğiniz bir mevzu ya direkt olarak hayır asla bunu kabul etmiyorum dediğiniz bir mevzu olarak görünüyor aslında. Bakın burada hafta sonu arkadaşlar, aile bireyleriyle bir topluluğa girebilirsiniz ama tek başınıza giriyorsunuz. Yanınıza kimseyi almak istemiyorsunuz. Arkanızda kalmış size bakan kişiler var. Allah'tan iş konularınız, maddi kaynaklar ve eğitim hayatı ile alakalı olan daha güzel. Burada eğitime ya da maddi kaynaklara girdiğimiz zaman zıplaya zıplaya gelen bir paranız var bir kere. Pazartesi günü çok şanslı olduğunuz bir gün diyebilirim. İletişiminizin çok güzel olacağı, keyif alarak işinizi yapacağınız bir pazartesi salı var bir kere.
Burada çalışan dediğimiz zaman iş yerinde rahat edersiniz. Konuşmalar, görüşmeler olumlu gider. Çalışmıyorsanız eğer maddi cebinize giren parayla alakalı konularda sıkıntı yaşamazsınız. Keyif alacağınız günler olur diyebiliriz. Ve bir de üzerine çizeceğiniz bir işiniz var. Çalışanlar için bunu söyleyebilirim. Hani bir süredir tamamlanmasını beklediğiniz bir iş ya da görüşmeniz varsa bu da pazartesi ve salı günü aslında 2 gün içerisinde tamamlanır. Çarşamba gününüz biraz ikilemli. Neden derseniz sanki bir kişiye destek vermeye çalışacaksınız ama burada destek vermeye çalıştığınız ya da destek almaya çalıştığınız kişi biraz geri çekilmiş. Hani ego diyebilirim. Egosu yüksek olan birisi, biraz üstten bakan birisi. Sanki böyle ellerinizi iki yana açmış, bir oradan bir buradan destek bekliyorsunuz. Yardım beklentisi diyebiliriz aslında. Burada arada kaldığınız iş ve para konularıyla alakalı destek almaya çalışacağınız kişiler olabilir. Bunlardan en güvendiğiniz kişi geri çekilebilir bir kere. Ama gene kendi şartlarınızı zorlayarak bence çarşamba günü gene aynı şekilde bu konuda da nokta koyacağınız bir parasal mevzunuz olacak. Bu önünüzde böyle yüksek bir dağmış, hani aşılmaz bir borçmuş gibi görünse de çok da böyle kafa kafaya geldiğiniz, tam da böyle sizin hizanızda durması, kafanızda büyüttüğünüz parasal bir borcun aslında çarşamba, en geç perşembe günü çözülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bana aklıma getiriyor görsel olarak. Perşembe günü de gene elinize aldığınız yüklü bir mevzu, iş olabilir, parasal bir mevzu olabilir gene aynı şekilde ya da eğitim hayatı olunca okul hayatınızla alakalı bir şey olabilir. Burada baya baya çok özür dilerim arkadaşlar. Burada baya baya böyle yeni bir oluşumla birlikte ayaklarınızın yere sağlam bastığı, rahatlayacağınız, aydınlanacağınız bir gün ve akabinde devam eden günler olacağı görünüyor arkadaşlar. Bir de şey var. Şimdi şu aile dedim ya, oraya takılırım ben çünkü. Buradaki kalp kırıklığı ya da işte bir şey toslama görseli. İçinizdeki bir sıkıntının da aslında bir hani hissettiğiniz bir konunun ortaya çıkması da olabilir bu arada. Onu da aklımdayken söyleyeyim. Burada neler var? Buradan neler çıkacak? Bir de buradan bakalım bu hafta. Ben burayı sallarım arkadaşlar yalnız. Bu böyle bekleyerek inecek bir şey değil. Şöyle sallayarak bir bakalım. Şu haftayı bir açalım şöyle. Ana konu sıkıntı yaratan. Ya ilişkilerde gene bakın aynı şey var. Siz buradasınız, sırtınıza yüklerinizi almışsınız, o burada. Mesafeli, arada bakın sisli puslu alan. Görmeye çalıştığınız, görmek istediğiniz ama göremediğiniz konulardan dolayı mesafeli olma görselleri var. Hatta oturup dengeye gelme, konuşma, bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız. Aslında burada bir grup cumartesi gününe kadar bir mevzuyu çözecek. Hani buradan ekleyebileceğim şu. Şimdi hepimiz aynı günde doğmadık sonuçta. Hepimiz farklı farklı günlerde olduk. Astroloji zaten herkesin yorumu farklıdır. Burada gün gün birey birey ama fal olarak değerlendirecek olursak bir grup aslında balık burcu 13'ünde bir konuda dengeyi sağlayarak ilişkisinde pozitif bir alana girecek. Ama her türlü özellikle buradaki gördüğüm görsel ilişkilerde mesafeli olacaksınız. Karşınızdaki kişi gözünüzde küçülmüş, bir yanlış var burada. Bu yanlıştan dolayı aslında gözünüzde küçülmüş, sırtınıza ve başınıza aldığınız sıkıntılara böyle dayanmış izliyorsunuz görselleri var. Artı burada aileden destek alma, arkadaştan destek alma durumunuz da olabilir. Ama hafta sonuna doğru dediğim gibi bir rahatlama görseli burada var. İş ve para konularıyla alakalı kıvrılma görselleri var. Burada bumerang görselini aslında diyebiliyorum ben buna. Bu bumerang çarşamba günü mesela bir şeye başlayıp mesela bumerang atıyorsunuz geri geliyor. Yani yaptığınız bir işin geri gelmesi ya da yapılan bir hatanın tekrardan ele alınarak geri gelmesi tekrardan elinize alarak düzeltmeniz anlamına da gelebilir. Yani işte bir ileri geri durumu söz konusu olabilir görselleri. Buradan ekleyebileceğim görseller. Şöyle baktığım zaman ekstra bir şey söyleyebilir miyim diye. Burada da aslında iş belirli alanlarda sıkıntılı olsa da genel hatlarıyla temiz görseller de çıkıyor. Bu haftanız güzel geçecek. Hangi konuda güzel geçecek? Parasal konularda güzel geçecek.
Bence şimdi burada ben iyimser düşünen bir taraf olduğum için şöyle düşünüyorum. İlişkilerde de aslında ortaya çıkması gereken çıkacak, acısı çekilecek ve rahatlanacak. Yani neyse konu tartışılacak, çözülürse çözülür, çözülmezse mesafeli durmak bile bence kişinin ruh hali için doğru bir karar olurdu. Umarım iyi dediğim şeyler tabii ki çıkar. Haftanız güzel geçer, ilişkinizde hiç sıkıntı yaşamazsınız, keyif alırsınız, huzur bulursunuz. Ama oldu ki oldu, geçecek bir hafta. Hafta sonunda da zaten aslında birçok konuyu halletmiş olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. İyi dediğim, güzel dediğim şeyler tabii ki önünüze düşsün. Güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaki aslında kahve falınız bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.